Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalı mutfağıma hoş geldiniz. Tek başına akşam yemeğine yeter, doyurucu harika bir yemek tarifi ile geldim. O kadar lezzetli ki anlatamam, mutlaka deneyin. Tarifimize hiç bekletmeden hamurumuzu yoğurarak hemen başlayalım. İki adet tam yumurta, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1,5 tatlı kaşığı tuz, karıştıralım. 2,5-3 su bardağına yakın un kullandım. Unu azar azar ekleyerek orta sertlikte bir hamur hazırlayalım. Hazırladığımız hamuru buzdolabı poşetine alarak dinlenmeye bırakalım. Köftesi için 2 su bardağı ince köftelik esmer bulgur kullandım. 1 su bardağı irmik, 2 tatlı kaşığı tuz, karıştıralım. 1 su bardağı kaynar sıcak su. 2 parması için bekletelim. Evet, kabardıktan sonra tekrardan karıştıralım. Bir adet tam yumurta, yarım yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı dolusu un, yarım yemek kaşığı pul biber. Tüm malzemeyi karıştırarak hazırlıyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, hazneyi makinenin içine alıyorum. Karıştırma aparatıyla orta ayarda yaklaşık 1 saat boyunca aralıklı olarak dinlendirerek macun kıvamına gelene kadar hamurumu yoğurdum. Hamur yoğurma makineniz yoksa mikser veya blenderla da bu işlemi yapabilirsiniz. Veya elinizle de yoğurabilirsiniz. ...250 gram kıyma yarım su bardağı suyla kavurmayı bırakıyorum. Suyu çekildikten sonra sıvı yağ gezdiriyorum ve kavurma işlemine devam ediyorum. İki adet büyük boy kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğradım ve içine alıyorum. Ve soğanlar kavrulana kadar kavurma işlemine devam edelim. Bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz.
Yarım yemek kaşığı dolusu biber salçası. İri kırım ceviz. Yarım yemek kaşığı acı pul biber ekledim. Karabiber, kişniş, karabiber, isot. Daha farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. Hepsini ekledim ve karıştırıyorum. Altını kapatalım, soğutmayı bırakalım. Yarım demet maydanozu ince olacak şekilde içine doğruyorum. Karıştıralım. Evet, geniş bir kabın içine alıyorum. Buzdolabına kaldırarak yağların donması için bekletiyorum. Yoğurdum hamuru top top olacak şekilde, porsiyonluk olacak şekilde ayarladım. Küçük yumurta kabının içine alıyorum. Streç film sererek parmağımla içine oyuyorum. Evet, parmağımı oyarken biraz sıvı yağına batırıyorum. İnce olunca içine bolca iç harcını koyuyorum. Streç film yardımıyla kapatıyorum ve uç kısımlarına sivri olacak şekilde şekil veriyorum. Evet, minik çorbalık köftemiz hazır. Dilerseniz büyük, dilerseniz çorbalık olarak hazırlayabilirsiniz. Ben bir kısmını çorbalık, bir kısmını yemeklik olacak şekilde büyük büyük şekil verdim. Evet, son köftemi de hazırladım. Dinlendirdiğim hamuru iki eşit bez olacak şekilde kesiyorum, yuvarlıyorum. Baklava yardımıyla ince olana kadar açalım. Pet şişe kapağı yardımıyla yuvarlak olacak şekilde keselim. Evet, kenar hamurlarını tekrardan toplayalım. İçli köfte harcından artan
kıymalı harçtan her birine bir miktar pay edelim. İkiye katlayalım, sıkıca kenarlarını kapatalım ve uç kısımlarını birleştirelim. Evet, tüm hamurlar bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam edelim. İki hamurumu da açtım. Bunu çay bardağı yardımıyla büyük olacak şekilde kesiyorum. Hamurları toplayarak tekrardan bir beze haline getirerek tekrardan açıyorum. Evet, bolca iç harç koyuyorum. Kapatarak şekil vermeye devam ediyorum. Evet, çorbalık, mantığım ve içli köftem hazır. 1 yemek kaşığı dolusu un kullandım. 1 su bardağı da yoğurt kullanıyorum. Evet, yoğurt ve unu koyarken kamera çekmemiş. Yeteri kadar su ilavesi yapıyorum. Pürüzsüz olana kadar karıştırıyorum. Hazırlı tarif açıklama kısmında bulunuyor. Ocağın altını açalım. Sürekli karıştırarak kaynayana kadar pişirelim. Fokur fokur kaynayınca hamurların bir miktarını çorbanın içine alıyorum. Üzerine çıkana kadar haşlamayı bırakalım. Evet, gördüğünüz gibi üzerine çıktı. Üzerine bir tatlı kaşığı dolusu tuz ilavesi yapıyorum. Minik içli köftelerden çorbama atıyorum ve dikkatli bir şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Köfteler tencerenin üzerine çıkana kadar kaynatalım. Zeytinyağı, 2 yemek kaşığı tereyağı eritelim. 1 yemek kaşığı dolusu kuru nane. Üzerine sosunu hazırlayalım. Kaynayan yemeğimizin üzerine gezdirelim. Evet, dikkatli bir şekilde karıştıralım. Tek başına akşam yemeğine yetebilecek lezzette doyurucu harika yemeğimiz hazır. Çorba hem de sulu yemek olarak tüketebilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.